Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP İnegöl İlçe Geçici Başkan Necdet İrgin şunları söyledi. İstifalarla düşmüş ve boşalmış olan Bursa İl İnegöl İlçe Örgütü Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre 24 Taksim D maddesi gereğince olağanüstü kongre yapmak üzere 5 kişiden oluşan ilçe geçici yönetim kurulu atanmıştır. Atanan bu kişiler Başkan Necdet İrgin, İlçe Sekreteri Başkan Yardımcısı Yaşar Yılmaz Bey, Örgütün Sorumlu Başkan Yardımcısı Mümin Kınabaş Bey, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldız Eraydın Hanımefendi, STK Sorumlusu Başkan Yardımcısı Münire Güneş Hanımefendi, atamaların sonunda görevimize başlamış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndaki istifalarla sadece yönetim kurulundan istifa edilmiştir. Parti üyeliğinden istifa edilmemiştir. İlçemizde yapılacak olan ilçe olağanüstü kongresi yapmak için bu göreve hazırız. İrgin 2006 yılında çocuklara yönelik taciz, tecavüz olayları 2400 iken 2016 yılında ise 16.957'ye ulaşmıştır diye şunları söyledi. İçimizi acıtan istismar utancından bahsetmeden geçemeyeceğiz. 2006 yılında çocuklara yönelik taciz, tecavüz olayları 2400 iken 2016 yılında ise 16.957'ye ulaşmıştır. Cinsel istismar olaylarını örtbas etmek gayreti içinde olduklarını zinayı suç olmaktan çıkararak bu iktidar andımızdaki çocukları korumak söylemini yasaklayarak gerçek niyetlerini ortaya koymuşlardır. İktidar partisi çıkartmak istediği bu yasa ile vahim durumu önleyebileceğine af çıkartıp meşrulaştırmak istiyor. Bu yasa teklifi şiddetle kınıyoruz. Bugün bu yasa teklifi komisyondan çekilmesi demek halkın tepki göstermesidir. Sonucunda olmuştur ama yine mücadeleye bırakmayacağımızın anlamına gelmektedir. Bu arada sizlerin aracılığı ile burada tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.